Babu sıfatil cülûsi fissalâti keyfe huvâ. Peki namazda tahiyyata oturacağız. Bunun keyfiyeti nasıl? Bağdaş mı kurup oturacağız? İki dizimizin üzerine mi oturacağız? Sağ ayağımızın üzerine mi oturacağız? Sol ayağımızın üzerine mi oturacağız? Ne şekilde oturacağız? Bu keyfiyeti beyan ediyor. Bunda da iki kavul var. Hatta üç kavul var burada. Üçünü de beyan edecek. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه. ابن وهب diyor ki İmam-ı Malik bana haber verdi an Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id dedi. O da dedi ki en Kasim bin Muhammed, Kasim bin Muhammed ki Hazreti Ebubekir'in torunu. Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed, Muhammed'in oğlu Kasim Medine'nin 7 meşhur aliminden birisi Kasim bin Muhammed. O haber verdi ki erahum, onlara gösterdi Kasim bin Muhammed el cülûse, namazda oturmayı kendi talebelerine gösterdi diyor. Fenasabe riclehül yümnâ, sağ ayağını dikti. Ve sennâ riclehül yusra, sol ayağını da büktü. Ve celese alâ verikil yusra, sol uyluğu üzerine de oturdu. Ve lem yeclis alâ kademihi, iki ayağı üzerine oturmadı. Sümme kâle, sonra Ebu'l-Kasim dedi ki, Kasim ibn Muhammed, erani, bana bunu gösterdi bu oturuşu, hâda bu oturuşu, kim gösterdi? Abdullah ibn-i Abdillah ibn Ömer'e. Hazreti Ömer'in oğlu, Abdullah'ın oğlu, Abdullah ona göstermiş. Abdullah ibn Ömer'in bir oğlu var, onun ismi de Abdullah, o göstermiş. Ve, o vama birer fethe koyup, sonra Ömer'i emir okurlar. Ve haddeseni enne ebâhu Abdullah ibn Ömer. Diyor ki Abdullah ibn Ömer'in oğlu Abdullah bunu bana gösterdi. Ve haddeseni, hem de bana rivayet eyledi ki enne ebâhu, onun babası. Babası da kim? Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer onun babası. O radıyallahu anhüma kâne yef'alu zâlik. Böyle yapardı. Abdullah ibn Ömer'in oğlu, onun ismi de Abdullah. O diyor ki babam böyle namaz kılardı. Sağ ayağını dikerdi. Sol ayağını da büker. Sağ taraftan çıkarır. Uyluğunun üzerine de oturur diye. Evet. Haddesena Yunus قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله İbn Ömer radıyallahu anhuma ennehu akhbarahu. Evet, Abdullah ibn Ömer o öyle haber verdi. Nasıl? Ennehu akhbarahu ennehu kâne yara Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'i görürdü radıyallahu anh. Yeterabbe'u fissalâh, namazda bağdaş kurar. Böyle otururdu, böyle gördü. Gördü ki Abdullah ibn Ömer bağdaş kurmuş namazda. İzâ celese ettehiyyatı, oturdu o vakitte. Kale, ravi kim? Abdullah ibn Ömer böyle gören kim? Kasim. Abdurrahman ibn Kasim. O da kimden rivayet etti? Abdullah ibn Ömer'in oğlu Abdullah'tan. Demek ki kendi torunu. Abdullah ibn Ömer'in kendi oğlu. Kendi oğlu diyor ki babam Abdullah ibn Ömer namaz oturduğu vakta bağdaş kurardı. Kale, buyurdu ki fefealtuhu, bu şekilde böyle bağdaş kurunca demek ki sünnet olan budur, o da bağdaş kurmuş. Ve ene hadithu sin, benim yaşım küçüktü bu vakitte diyor. Fenehani, beni nehyetti Abdullah ibn Ömer, yani babası nehyetmiş. Ve kale, dedi ki innema sünnetü salah, namazın sünneti en tansibe riclekel yümne, sağ ayağını dikesin, namazda sünnet sağ ayağını dikmektir. Ve tüsenniyel yusra, solida dükmektir. Fakultu lehu, o vakitte diyor ben ona dedim ki fe inneke tef'alu zalik, sen böyle yaptın, sen bağdaş kurdun, ben de bağdaş kurdum. Fekale, dedi ki inne ricleyye, benim iki ayağım la tehmilani, beni çekmiyor. La tehmilani, benim bu yükümü çekmiyor. Ayaklarında arıza vardı. Onun sebebi de Hazreti Ömer radıyallahu teala
Hayber'e gönderdi. Hayber'de şeylerin oranın dağını, bahçesini Yahudilere ortağa verdiler. Bu hurmaları teslim almaya götürdü. Yahudiler de geceliğin geldi, damdan itelediler uyurken. Damdan aşağı düşünce ayakları kırıldı. Sonra ayaklarını bağladılar, ayaklarında arize oldu. İşte o arize dolayısıyla ayağının birisini düştün, birisinin üzerine olsun, şunu yapamazmış, bağdaş kurarmış. Oğlu da zannetti ki sünnet olan budur. Oğlu da öyle yapınca yok demiş. Benim ayaklarımda arize var, ben üzerine oturamıyorum. Fakat namazın sünneti ayağımın birisini dik, birisini de bük. Hala Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ بِي تَقِمْ cemaat sahibi oldu. اِلَا اَنَّ الْقُعُودَ فِي الصَّلَاتِ كُلِّهَا Namazın hepsinde huur, teşehhüd, en yansibe racülü, bir adamın dikmesidir. Rizlehül yümna, sağ ayağını. Ve yüsenniye rizlehül yüsre, sol ayağını da bükmektir. Ve yakude diler, bir yere oturmaktır. Üç hareket. Sağ ayağını baş parmağın üzerine dikeceksin. Sol ayağını da büküp, sağ ayağının altından dışarı çıkaracaksın. Yere oturacaksın. Yani ayağın üzerine değil, yere oturacaksın. İşte Malikilerin bu. Malikiler böyle yaparlar. Onun için onlar daima yere oturur. Onların da ayakları biraz uzun, bir de bakarsa iki adamlık yeri kapladılar. Bir adam, iki adam yerini kaplar. Evet. Ha? Şirketeler, tekrünler, nuri bilen hep söyle. Safirler de öyle değil mi? Yok. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بُنُونَ اِحْتِجَادِ اِتْتِلَرْ بِمَا وَصَفَهُ يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ İmam-ı Malik'e vesfetti ya o. Evet, onun vesfettiği bu şekilde istidlal ettiler. مِنَ الْقُعُودِ تَشَهْرِتًا تَشَهْرِتًا Bu öyle. Yahya bin Said'in rivayeti Abdullah ibn Ömer'den böyle geldi. وَيَقُولُ Derdi ki Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'ın Abdullah ibn Ömer في حديث عبد الرحمن بن قاسم في ikinci hadiste عبد الرحمن بن قاسم rivayetinde de Abdullah bin Ömer diyorlar ki enne zâlike sünnetus salâ bu namazın sünnetidir. Ayağını dikmek, ötekini bükmek, yere oturmak namazın sünnetidir. قالوا dediler ki ve sünnetü lâ tekûn sünnetse olmaz illâ an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet dediyse demek Peygamber Efendimiz'den öğrenmiş de bize sünnet diyor çünkü Resulullah'tan alması ona sünnet demez. Hani olur ki kendi indinden üretmiş olur. Yok. Kendi indinden üretmiyor. Diyor ki namazın sünneti bu. E sünnet kimden gelir? Resulullah Efendimiz'den. وَحْتَجُّ Hem de delil getirdiler. فِي ذَٰلِكَ Evet. En Resulullah Efendimiz'den. Bu bitti. Evet. وَخَالَفَهُمْ Bunlara muhalefet etti. فِي ذَٰلِكَ Bu kuud meselesinde ahirun başkaları. Ve kalu dediler ki emmel kuudu fi ahiris salah ama namazın sonunda teşehhüde oturmak ve kema zekertüm sizin dediğiniz gibi. Yani son teşehhüde sizin dediğiniz gibi oturulur. Ve emmel kuudu fi teşehhüdil evvel fakat evvelki teşehhüde oturmak minha namazdan فَعَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى Sol ayağı üzerine oturulur. Bu da başka şekil oldu. Nasıl? Namaz ikiye ayrıldı. Diyor ki birinci teşehhüde oturursa sağ ayağını diker, sol ayağının üzerine oturur. Ama son teşehhütte bu okuduğumuz rivayette geçtiği gibi sağ ayağını diker, sol ayağını büker, parmaklarını sağ tarafından çıkarır ve uyla onun üzerine yere oturur. Şimdi kalk yapalım. Yap da görsünler. Birinci Malikiler değil mi? Evet. Bunlar şöyle. Yok, ayağın solu bükeceksen. Sağa dikeceksen, solu büküp boyanı bükeceksen. Bük ayağı. Bu ayağın üzeri solun üzerine oturmayacaksın. Yere oturacaksın. Öteyi atıverin onu ya. Ayağın öte, sol ayağın öte ha? Ha? Gördün mü? Daha geriye çek. Ha? Ha? Bak yere oturacak da. Yere oturacak, o ayağını bükecek, öyle çıkacak. Sağ ayağını da dikecek. Bu Malikiler. Malikilerim, bu biraz zor ha.
Bir tane daha, bu paltolar mani oluyor. Paltosuz adam olsun ki gösterir. Zayıf olduğu için yere oturacak, ayağını dikecek. İşte bu şeyin Abdullah ibn Ömer'den gelen rivayet bu. Malikilerin aldığı bu. Ha, ikinci, şimdi diyor ki bizim oturduğumuz gibi sağ ayağını dikeceksin, sol ayağın üzerinde yatırıp oturacaksın. Evet. Diyor ki namaz ikiye ayrılır. Şimdi bu ikinci rivayet ediyor. Birinci teşehhütte böyle oturacak. Ayağının üzerine oturacak, yere değil. Ayağını büküp de çıkırmayacak. Ayağını yalnız yastığı üzerine oturacak, sol ayağını. Böyle oturacak. Şimdi böyle ikinci oturacak. İkincide okuduğumuz gibi evet. Ayağını bükecek. Son tarihte bükecek, yere oturacak. İki rekatta değişecek. Evet. İki rekatta değil. Birinci teşehhüt, tamam. İkinci teşehhüt. Evet, tamam. Mesela sabah namazı kıldım. Sabah namazının bir tahiyyeti var. Birinci şekilde gösterdiği gibi yapacak. Malikilerin gibi. Ama evlede, ikindide, akşam yatsı bunlarda ikişer teşehhüt var. Birincide Hanefiler gibi, ikincide Malikiler gibi. Hani bu ikinci şekil gösterdik ya, ayağımızdan oturmak Hanefilerin almış olduğu kavim. Birincide Malikilerin almış olduğu kavim. Fakat bunu da Şafiiler almış galiba. Şafiiler birinci teşehhütte oturuş bizim gibi, ikinci teşehhütte şeyler gibi. Malikiler gibi. Burada üç mezhep var. Evet. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا اَنَّ الْقُعُودِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَكَمَا زِكَرْتُمْ Namazın sonunda oturmak sizin zikrettiğiniz gibi sol ayağını büküp sağdan çıkaracak ve sağ ayağını da dikecek. Kendisi nereye oturacak? Yere oturacak. وَاَمَّ الْقُعُودِ فِي التَّشَهُدِ الْاَوَّلِ Birinci teşehhütte oturur minha namazdan فَعَلَى الرِّزْلِ الْيُسْرَى Sol ayağı üzerine oturacak, yere oturmayacak. Sol ayağını dikecek, hafifçe onun üzerine oturacak, sağ ayağını dikecek. Ve kâne minel hücceti lehum. Bunların lehen olan hüccetlerden de fî zâlike bu meselede, evet, fî mehtecce bihî aleyhim, anların aleyhine getirenlerin hüccetinde olucudur. Evet. Fî bunlar üzerine, ve kâne minel, bu ikinci firkayı diyor, ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci firkanın Şafiilerin hüccetindendir. Fizalik bu meselede. Evet. Fima bir şeyde ki ehtecce bihi anınla ehticat etti, hüccet getirdi aleyhim. Bu ikinci firka üzerine kim? El ferihu levva. Evvelki ferik bunların aleyhine delil getirdi ya, onların aleyhde getirdiği hadiste bunlara delil vardır diyor. Ki enne kavle Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh onun sözü enne sünnetes salah namazın sünneti ne dedi? Fezekere mafil hadis. Hadiste olanı zikretti. Yani oğlu namaz kılınca bağdaş durup oturunca o ne dedi? İnnemâ sünnetu salâten tensibe rizleke l-yumnâ ve tüsenniye l-yusrâ. Namazın sünneti ayağın sağ ayağını dikeceksin, sol ayağını da bükeceksin, çıkaracaksın sağ tarafta. İşte bu ikinci kavle sahip olanlar diyorlar ki birinci kavlin delilinde bizim delilimiz var. Birinci kavl Abdullah ibn Ömer'in hadisi değil mi? İşte bu bize delil oluyor. Hem aleyhlerine delil oluyor, hem lehlerine delil oluyor. İkinci teşehhütte lehlerine delil oluyor, hüccet oluyor onlara. Bak Abdullah ibn Ömer böyle öğretti diyor. Bunun hadisinde bu var. Evet, ama birincide, birinciye başka, birinciye delil değil. Birincinin delili başka, bu ikinci, Kâde Yahire'nin delili. Ve zekere zikretti, mafil hadis, hadisli olan ibareyi zikretti. La yedullu zâlik, bu delalet etmez ki ennehu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, Abdullah ibn Ömer'in bu hadisini delil getirirler ama bu onlara delil olmaz. Niye? Peygamber Efendimiz'e nekletmedi ki. Namazın sünneti budur dedi. Ben Resulullah Efendimiz'den böyle gördüm demiyor. Kad yediyordu caiz olur ki en yekûne ra'a zâlik. Kendisi Abdullah ibn Ömer böyle gördü, öyle iştahat etti. Yahut ev ehezehu mimmen. Yahut bir sahabeden aldı. Sâde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Peygamber Efendimiz'den sonra gelen bir sahabeden oldu. Caiz ki böyle olur. Yani Resulullah'ın ismi geçmediğinde Abdullah ibn Ömer'in bu rivayeti delil olmaz. Sümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînel mehdiyyînel ba'dî. Peygamber Efendimiz buyurdu ki siz benim sünnetime ve benden sonra hulefâir râşidînin sünnetine mülâzemet edin. Öyleyse Hulefai Raşidin Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh'ın yahut Ashab-ı Kiram'ın herhangi bir servisi Hulefai Raşidin. Fakat en çok Hulefai Raşidin bu dördüne itlak edilir. Bunlar hakikaten halife de oldular. Yani o mana değil ki halife olmayan yanlış gider. Onu yasaktan halife olmayanlar da var. Abdullah ibn Mesud gibi, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer gibi. Yani halife olmadılar fakat bunlar iktida etmeye layık ashabdan olduklarından hepsi bu söze dahil olur. Siz onların sünnetine dikkat edin. O yolda yürüyün. Ve kâle Sa'id ibn Müseyyeb. Sa'id ibn Müseyyeb buyurdu. Lemmâ se'alehu Rabi'atu. Rabi'a ona sorduğu vakıtta en ürûşe sâdiyen mer'eti. Karının, parmaklarının diyeti nedir? O meseleyi sordu. Rabi'a kime sormuş? Rabi'atu Rey, yani meşhur. Babası gitti diye 30 sene sonra geldi, oğlunu alim buldu. İşte bu Rabi'atü Rey Said ibn-i Müseyyeb'e sormuş. O da ne demiş? اَنَّهَا سُنَّ يَبْنَ اَقِيِّ Ey kardeşim oğlu sünnet kudurdu. Yani kadının parmaklarında da diyet vardır. Kadının bir adam parmaklarını kesse diyet var mı yok mu sormuş da diyet vardır ve bu sünnettir demiş. Sünnetten maksat nedir? Yani Resulullah Efendimiz'den varittir demek istemiş. وَلَمْ يَكُنْ مَخْرَجُ ذَٰلِكَ Halbuki diyor, sünnet dedi ama Said ibn Müseyyeb bunun mehreci olmadı illa an Zeyd ibn Sabit. Zeyd ibn Sabit'ten geldi. Zeyd ibn Sabit'in mezhebidir bu. Oysa Peygamber Efendimiz'den bir rivayet yoktur. Zeyd ibn Sabit'in sözüne de sünnet dedi. فَسَمَّا سَعِيدٌ Said ibn Müseyyeb tesmiye etti. فَقَوْلَ Zeyd ibn Sabit, Zeyd ibn Sabit'in sözüne sünneten sünnet dediği işte. Bu böyle olduğu gibi Abdullah ibn Ömer de namazın sünneti budur demesi kendi rey'i olur yahut da diğer bir sahabenin rey'i olur. Çünkü ashab-ı kiramın rey'ine de sünnet denilir. فَكَذَٰلِكْ يَحْتَمِلُ Bu da böylece mühtemil olurken يَكُونَ عَبْدُ ibn Ömer Abdullah ibn Ömer olmuş olur radıyallahu anh'a سَمَّا تَسْمِيَ اَتْيَنِ مِسْلَ ذَٰلِكْ bunun gibi eyda Said ibn-i Müseyyeb'in dediği gibi o da buna tesmiye etti. Sünnetin sünnet dedi. Halbuki bir sahabenin kavludur. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِي ذَٰلِكَ اَنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْءٌ Resulullah Efendimiz'den hiçbir rivayet, hiçbir kavul, fel olmadığı halde buna sünnet dediği bu ihtimal da var. Onun için bu delil olmaz diyor. Biz Resulullah'tan bir şey sabit mi? Onu arıyoruz. وَفِي ذَٰلِكَ حُجَّةٌ اُخْرَى Başka bir hüccet daha var. Bunların delili olarak اَنَّ عَبْدُ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ yani Abdullah ibn Ömer'in oğlu اَرَى الْقَاسِمَ Hazreti Kasim'e gösterdi. Kasim ibn Muhammed'e اَلْجُلُوسَ cülüsü gösterdi. فِي السَّلَاتِ نَمَزْلَ نَمَزْلَ oturmayı عَلَى مَا فِي حَدِيسِ onun hadisinde yukarıda geçti ya وَزَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ibn Kasim Abdurrahman ibn Kasım'da zikretti. An Abdullah ibn Abdullah an Ebi'di. Evet. Abdullah ibn Abdullah'dan o da babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet etti. Lemme kâle lehu. Ona dediği vakitte. Fe inneke tef'alu zâlik. Sen niçin bağdaş kurdun oturdun dedi dedesi ona. O da dedi ki sen bağdaş kurdun ben de bağdaş kurdum namazda. Vakitte ne dedi ona? Kâle inne ricilâye la tehmilâni. Benim ayaklarım tahammül etmiyor. Niye? Onu söyledim ya, Yahudiler bıraktı da ayakları arizelendi. فَكَانَ مَعْنَى ذَٰلِكَ Bunun manası, اَنَّهُمَا benim ayaklarım, لَوْ حَمَلَتَانِ اَجَلْ بَنِي bana tahammül etseydi, قَعَدْتُ عَلَى اِحْتَاهُمَا ayaklarımın birisinin üzerine otururdum. وَاَكَمْتُ الْاُخْرَى ötekini de dikerdim. Fakat ayaklarım arizeli, imkan yok buna. لَنَّ زِكْرَهُ لَهُمَا Abdullah ibn Ömer'in ayaklarını kendi ayaklarını zikretmesi لَا يَدُلُّ delalet etmez ki عَلَى اَنَّ يَحْتَهُمَا ayaklarının birisi küstemel istemal edilir
دون الاخرى ötekisi olmaksızın. Velakin tüstemmelan isim, yani ikisi birden istimal edilir. Yani birisi istimal edilir, birisi değil, yok. İkisi birden istimal edilir. Onun için benim iki ayağım da arizelidir, bana tahammül etmiyorlar dedi. Evet. Ayakların ikisi de istimal edilir. Velakin tüstemmelan isim, yani ayakların ikisi de istimal edilir. Feyub'ad ve la ihdâhumâ, birisine oturulur ve yunsebül ukhra, öteki de dikilir. Fahâzâ, işte bu hilâf-ı mâ fî hadîs-i Yahya ibn-i Sa'îd. Yahya ibn-i Sa'îd'in hadisinde olan şeyin hilâfını. Evet. Ve kadere ve Ebu Hümeyd-i Sa'îd hanennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem güzel. Bu mesele hakkında Ebu Hümeyd-i Sa'îd'e bir rivayet eyledi. O da nedir? Maşul bir rivayettir ki kad haddesena Ebu Bekret'e قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم on sahabe ile beraber Ebu Hümeyd oturuyordu. Bu yukarıda birkaç defa daha geçti. Çünkü bu on sahabenin içinden kalktı Resulullah'ın namazını en iyi bileniniz benim diye uzun uzadıya Peygamber Efendimiz'in namazından bahsetti. Fakat o hadisi tamam olarak değil de her yeri geldikçe o hadisten bir kısmını getiriyor. Her yeri geldikçe bir kısmını getiriyor. Evet. Oysa bu birkaç defa geçti yukarıda. On sahabenin içinde idi. O dedi ki Ashab-ı Resulullah'dan evet. Semiyet Ebu Hümeyd'in sahibi, eşeretin sahibin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem on sahabenin içinde şeyler olduğunu işittim. On sahabenin içinde de var idi. Ahaduhum Ebu Katade. Birisi de Ebu Katade'ydi. Kale Ebu Hümeyd. Ravi diyor ki Ebu Hümeyd dedi ki ana a'lemukum, sizin en ziyade bilicimiz benim. Bissalati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in namazıydı. فَقَالُوا dediler ki لِمَ ne için? فَوَاللّٰهِ مَا كُنْتَ اَكْسَرَنَا لَهُ تَبَعَ Resulullah'a en ziyade tabi olan, hiç peşinden ayrılmayan zat değilsen senin içinde, bizim içimizde daha çok Resulullah'a yakın olanlar var. وَلَا اَقْدَمَنَا لَهُ سُحْبَةً Sahabi olmak cihetinden de bizden evvel değilsin. Bizim içimizde daha evvelsin. İman edip sahabi olanlar var. فَقَالَ فَلَا dedi ki evet öyledir. Ben evvel Müslüman olanlardan değilim. Sizin içinizde benden daha akdemi var. Resulullah'a en ziyade yakın olanınız da ben değilim. Daha yakın olanınız var. Kalu dediler ki fe'aridi. Öyleyse şöyle bakalım. Nasıl sen bizden daha iyi biliyorsun? Fezekere zikretti ki ennehu kânetil celsetil uğra. Ennehu Resulullah Efendimiz kânetil celsetil uğra. Birinci oturuşta yüsenni riclevul yusra. Sol ayağını bükerdi. Ve yek'udu aleyha, anın üzerine otururdu. Hatta izâ kâneti secdetülleti, o bir secde olduğu vakitte ki yekûnü fî âkireha, onun âkırında olur da teslim, selam. O bir tahiyyat ki onun sonunda selam vardır. O teşehhüd oldu mi? Ekhara riclehül yusra, sol ayağını tehir ederdi. Ve ga'ade müteverriken, müteverrik ederek otururdu ala şıkkıyla ise sol tarafına. Kale ravi dedi ki fekalu ashab-ı kiramın hepsi oradaki on sahabe cemiyen hepsi beraber dediler ki sadakta, sen sadık oldun. Doğru söylüyorsun. Teverrük ne? Teverrüke altı rakamında diyor ki müteverriken etteverrük ve en yusile reculu ilyeteyhi ey tarafeyi mek'adeyi ileler ve yec'ale ricleyhi muhrecetini ile canibil eymen, uyluğu üzerine oturup iki ayağını sağ tarafından çıkarmak. Teverrük ve burada Şafiler böyle yapıyor. Şimdi Malikiler uyluğu üzerine oturur, ayağının birisini çıkar, birisini diker. Yok, burada sağ ayağını dikmek yok. İkisini de sağ taraftan çıkarır. Kadınlarınki teverrük süre. Şimdi bu hadiste öteki hadise uymadı. Diyor ki birincide, yani Hanefilerin dediği gibi bir ayağını diker birisinin üzerinde otururdu. Fakat son tahiyyat ki ondan sonra selam vardır.
bir tahiyyat ve ondan sonra selam vardı. Orada teverrük ederdi. Teverrük şeklinde otururdu. Müteverrük. Ve ma kad haddesena Ahmed'inde. Şu rivayette de ücret getirirler ki kad haddesena ve ni rivayetiyle de Ahmed ibn Abdurrahman ibn Vahd. قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني ليس بن سعد عن يزيد بن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عبد الكريم بن الحارث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه yine أبو حميد صحابة رسول أبو حميد bu rivayeti çıkardı ki o aynı bu rivayeti ve rivayeti iledi غير أنه لم يقول bu rivayette diyor ravi demedi فقالوا جميعا صدق bu kelimeyi demedi bu kelime yok yani o zikretti ama ashab-ı kiram ona cevap vermedi yukarıkında dediler ki cevap verdiler ki فَقَالُوا جَمِيعًا O sahabenin hepsi dediler ki sadakla doğru söylüyordu. Bu ikinci rivayette bu söz yok. O zikretti böyle böyle Resulullah Efendimiz gibi onları da sükut ettiler. فَقَالُوا سَدَكْتَ demediler. حَدَّسَنِي اَبْلْ حُسَيْنُ الْاَسْبَحَانِ وَمُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مِخْلَدْ قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانُ بْنْ اَبِي شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا خَالِدُ بْنْ مَخْلَدْ يَخُدْ مُخَلَّدْ yukarıda geçti ya قال حدثنا عبد السلام بن حفص عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي فذكر بإسناده مثله يعني أين حديث الشريف باش بإسناده ذكرته فهذا بو يوافق موافق ما ذهب إليه أهل هذه المقالة هو مقالة بو يشنج قول ظاهب الله شيء موافق evet bu ikinci mesele وَكَدْ خَالَفَ فِي ذَٰلِكَ اِذَاخَرٌ gene bu meselede başka üçüncü bir zümre geldi. O bu iki zümreye de muhalefet etti. فَقَالُوا dediler ki اَلْقُعُودُ oturmak فِي الصَّلَاتِ namazda كُلِّهَا namazın hepsinde sevabı müsavidir. عَلَى مِثْلِ الْقُعُودِ الْاَوَّلْ birinci oturuş gibi. Nerede? فِي قَوْلِ اَهْلِ الْمَقَالَةِ السَّانِيَ ikinci kavle sahip olanların birinci kuvudi neydi? O şekildedir. O da nedir? İzah ediyor. يَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَ sağ ayağını diker وَيَفْتَرِشِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى sol ayağını da ferş eder فَيَقُدُ عَلَيْهَا ayağının üzerine de oturur. İşte bu kimin kavli? Hanefilerin kavli. Şimdi bu meselede kaç kavli oldu? Üç. Baştaki malikiler sağ ayağını dikecek, sol ayağını da büküp dışarıdan çıkaracak, yere oturacak. Son ki Hanefiler sağ ayağını dikecek, sol ayağının üzerine oturacak. Kaldı ortada bir kavul var. Şafilerin ki bunlar namazda birinci teşehhüdünün ikinci teşehhüdü ayırdılar. Birinci teşehhüdü Hanefiler gibi yaptılar, ikinci teşehhüdü Malikiler gibi yaptılar. Fakat bir rivayette geliyor, ikinci teşehhüdü Malikiler gibi de yapmadılar, teverrük yaptılar. Evet, sağ olun, teverrük. Peki Hanefiler bu üçüncü kavli aldılar. Namazın hepsinde teşehhüd kuvvet birdir. Ayrı ayrı yoktur. Dediler. Bunların delilleri وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا صَالِحُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَرَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بْنَ عَدِي قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ تِرْبِي كُلَيْبٍ بِالْجِرْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر diyor ki ben Peygamber Efendimizin peşinde namaz kıldım. فقلت dedim ki لأحفظن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ben Peygamber Efendimizin namazını elbette iyi hifzederim. Nasıl kılarsa öğrenirim. Onu da muhafaza eder, öğretirim. قال فلما قعد للتشهد vaktaki teşehhüde oturdu فرش رجله اليسرى sol ayağını ferş etti. ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا اُسُّلْ عَيَعُ اُزَيْنُ اُتُرْدِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى sol elini de koydu عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى sağ dizinin üzerine sol dizinin üzerine وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الْاَيْمَنْ sağ mirfakını dirseğini de koydu عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى sağ uylukunun üzerine
Sümme akade esabe'u, sonra parmaklarını akdetti, yumdi. Ve ceale halgatel ibham vel vüsta, ibham ile vüsta ve halaka kıldı. İbham ile, evet. Sümme ceale yed'u bilukura, o ikisinin arasında karanladı, dua etti. Şimdi sağ tarafına koydu ya, koyduktan sonra parmaklarını yumdi diyor. Ondan sonra vüsta ile ibham bu. Bunların ikisini halaka yaptı. Öteki parmakları da zaten umuli. Bir bu kaldı açık. Orada ne dediler? Müsebbihe. Bu müsebbiheyle de dua etti diyor. Bunun namazda müsebbiheyle işaret var. Bunun muhtelif şekilleri gelmiş. Resulullah Efendimiz'den birkaç türlü rivayetler var. Şafiler bir kısmını almış, Malikiler bir kısmını almış, Hanefiler bir kısmını almış. 17 şekilde rivayet var fakat ekserisi terk edilmiş, 3 üzerinde kalmış. Şimdi Hanefilerde öteki şeylerde yumar diyorlar. Hepsini yumarlar, yalnız bunu sallarlar Şafiilerde. Bu da teşehhüde kadar var, teşehhüden sonra var. Muhtelif rivayetler. Biz de eşhedü en la ilahe, o ellaya başlayıncaya kadar el böyle durur. Eşhedü en la dedi mi halka yapar. La da böyle halka yapacak. Bu iki parmağını yumulacak. Bunun ikisinde halka yapacak. Bu kalacak. Nefhi yukarı kaldırdığı vakitte la dedi mi parmağını kaldırır. La ilahe illallah dedi mi indirir ve parmaklarını açar. Bizdeki en son gavur var. Muhtelif gavurlar var da. İşte dedi ki bak bu rivayetten geliyor. Resulullah Efendimiz Vâil İbn-i Hürür dedi ki parmaklarını yumdi. Ondan sonra ifhamına müstahi halaka yaptı. Sonra ne diyor? Sümme ceale yed'u bil ukhra, öteki parmağıyla da dua etti, işte işaret bu. Bunun da hikmeti başka rivayetlerde geliyor ki kalbin o damarla ittisali olduğundan dolayı kalbi tembih eder o parmak öyle olunca kalp vaktette kalmasın. Bir de şeytan bundan çok darılır. Ha, şeytanın darısmak da var onda. Ama zinhar Afganistan'a gidenler bunu yapmasın, parmağından vazgeçerse o sonra yapsın. Onlar bir kimse bu işareti yaptı mı hemen namazdan selam verir vermez bu sefer parmağı koparlarmış. Sebebi Fikhi Kilani diye bir kitap var Fikhi Hanefi'de. Nasıl bizde Halebi meşhursa, Halebi mutlaka, onlar da o kitap meşhur. Bütün medreselerde talebeler o Fikhi Kilani okudurlar bunlar. Onun Farisicesini, başkasını ezberlettirirler. Onda da o adam 60 kere bid'et saymış. O bid'etlerden birisi de diyor namazda parmağını işaret etmek, bu da bid'et diyor. Fakat bu Fikhi Kidani'nin müellifi kim? Müellifini bilmiyorlar. Bazıları İbn Kemal diyor. Bazıları başkasını diyor. Bu akulese müellifi demek. Fakat onlarca o her şeyden muteber. Onun için bir kimse şayet Hanefi, Şafii böyle parmağını tepredirse parmağı gider. O kadar asıl. Ali Gülkari'nin bir risalesi var. İki risalesi var bu işaretin var olduğu hakkında. Birçok hadisi şerifler toplamış. Burada Türkistan alimlerine verdim. Basmışlar Hindistan'da çok. Okumuşlar, bir kısmı demiş ki ya Ali Yulgar işte Hanefi bizden bak o var, biz diyoruz ki hayır bidattir. Ali Yulgar'ı da olsa biz gene kabul etmiyoruz. Bizim Fikhi Kidani yok demiş, Vetik yok demiş. Fikhi Kidani, Fikhi Kidani. Ya Kale Ebu Cafer. Orada kalmadık mı? Ha, orada kalmadık. Evet. فَهَذَا يُوَافِقُ مَا ذَهَبُوا اِلَيْهِ مِنْ ذَالِيهِ. İşte diyor ki bu kavle sahip olanlar delilleri de bu yukarıdaki okuduğumuz hadis-i şeriflerdir. Ki Vâil İbn-i Hücür'den rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ben namazını muhafaza ettim. Vaktaki teşehhüde oturdu, sol ayağını döşedi, onun üzerine oturdu, sağ ayağını, elini de onun sol elini de o dizinin üzerine koydu. Evet. Sonra sağ ayağını dikti ve mürfekini, yani o dirseğin mürfek bu şeyde elin dibinde ta bu şeye kadar.
dizine kadar onu oraya koydu. Ondan sonra parmaklarını ne yaptı? Halaka yaptı iki parmağını kanleyine müstahil. Ortadaki müsebbehe parmağıyla da işaret ettiği, işte Hanefilerin almış olduğu bu, diyor ki bunlar bu şeyi, bizim davamızı teyit eder. Bu kavle sahip olanlar da işte bu hadislerle ihticac ettiler, delil getirdiler. Ve fi kavli vaid, Vail ibn-i Hücr'ün kavlinde oluşudur. Sümme akade asabi'ahu, sonra parmaklarını akdetti. Evet, yumdi, yed'u dua eder olduğu halde. Yani ikisini halka yaptı. Zıddoldi hadem hadis, bu hadis ve hadisu Ebi Hümeyd, bir de Ebi Hümeyd'in hadisi yukarıda geçti. Fenazarna, biz nazar ettik ki sıhhati meci'ihima, bu iki hadisin gelme sıhhatine, yani senetlerinin sıhhatine nazar ettik. İstikameti esanidihima, senetlerinin müstakim olup olmadığına nazar ettik ki hangisinin senedi müstakimdir ve hangisi daha kuvvetlidir. فَاِذَنْ فَهْدٌ وَيَحْيَ بْنِ عُثْمَانِ, bir de baktık ki Fehd ve Yahya bin Osman قَدْ حَدَّثَانَا, bize rivayet eylediler bu ikisi. قَالَ, buyurdular ki حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَا وَسَعِيدُ بْنِ مَرْيَمْ سَعِيدُ بْنِ أَبِي مَرْيَمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرٍ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ, bu Yahya ile Sa'id senedin kime çıkardılar? Muhammed ibn Amr ibn Ata'ya. Muhammed ibn Amr ibn Ata diyor ki قَالَ حَدَّثَنِي, bana söyledi, rivayet eyledi. رَجُلٌ, bir adam. Bir adam beni söyledi. O adam kim? Belli değil, müfer. O adam söylemiş ki اَنَّهُ وَجَدَ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'in eshabından 10 kimseyi buldu bu adam. Yukarıda okuduğumuz hadiste bu adam kim idi? Ebu Hümeydi'di. Fakat burada ismini zikretmedi. Diyor ki bir adam. Bir adam deyince müphem olur, hadis zayıf olur. O bir adam eshabdan 10 kişiyi buldu diyor. Cülüsen oturur oldukları halde buldu. Fezekere nehru hadis Ebi Asim sevâin. Ebi Asim'in hadisini aynen onu rivayet eyledi. Peki, Ebu Hümeyd'in hadisinde bu nerede olmuştu? Birinci kadede. Evet. Şey, ikinci kadede teverrükü ispat etmişti. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tehavi diyor ki fakat fesede fasid oldu bimâ tekerina, bizim zikrettiğimiz şeyle hadisu Ebi Hümeyd, Ebi Hümeyd hadisi fasid oldu. لَأَنَّهُ سَارَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ, Ebu Hümeyd'in hadisi Muhammed ibn-i Amr ibn-i Ata'dan geldi. O da kimden? اَنْ رَجُولٍ, bir adamdır. Meçhul bir adamdır. وَاَهْلُ الْاِسْنَادِ, ehl-i isnad ise لَا يَحْتَجُونَ, hüccet getirmezler bimisle هَذَا, böyle bunun gibi müfhem oldu mu, senette bir adam müfhem oldu mu, bunu hüccet saymazlar. فَاِنْ ذَكَرُوا فِي ذَٰلِكَ, eğer bunu da zikrederlerse, diyor ki onlar da derler ki sizin rivayet ettiğinizde de attaf var, o da zayıftır. Siz bizim hadisimize zayıf derseniz biz de sizin hadisinize zayıf deriz. Niye? O da nedir? Fe'in zekar, onlar zikrederlerse fizalik, bu meselede da'fel attaf attaf ibn-i Halid, attaf ibn-i Halid'in zayıf olduğunu zikrederlerse kıylelerum, onlara cevap verilir ki ve entüm eyla, siz de bizim gibi tudaifun Abdülhamid, Abdülhamid'i zayıf görürsünüz. Ekser min tadifukum lil attaf, attafi zayıf gördüğünüzden daha fazla Abdülhamid'i zayıf görürsünüz. Ebu Hamid'in hadisini rivayet eden Abdülhamid, bizim Hanefilerin delilini rivayet eden attaf, onlar diyorlar ki attaf zayıftır, rivayeti makbul değildir. Öyleyse sizin hadisinizi rivayet eden Abdülhamid daha ziyade zayıftır. Hem de siz de ona itiraf ediyorsunuz. مَا أَنَّكُمْ لَا تَتْرَحُونَ, sunumla beraber ki siz atmıyorsunuz. حَدِيسَ الْعَطَّافِ, attafın hadisini kullahu kullusunu. Halbuki attafın hadisini kökünden siz de atmıyorsunuz. اِنَّمَا تَزْعُمُونَ, siz zöm ediyorsunuz ki اَنَّ حَدِيثَهُ, attafın hadisi فِي الْقَدِيمِ, kadimde
Yani ilk rivayetlerinin sahihin kulluğu, hepsi sahihtir. Ve enne hadisehu, Hattaf'ın hadisi bi ahiri, ömrünün sonunda kaddehalehu şeyin, ona bir şey dahil oldu. Yani Hattaf ilk önce zihni sağlam olmuş, rivayetleri sahihmiş, sonunda birer vehem gelmiş Hattaf'a. Onun için son zamandaki rivayetleri zayıf oluyor. Evvelki rivayetleri sahih. Burada bizim senedimizde Hattaf geçiyor. Bu Hattaf ilk rivayetler, Hattaf'ın ilk rivayetleri mi, son rivayetleri mi? Siz hemen el el iklap Hattaf'ı kaldırıp atmıyorsunuz ki. Halbuki bizim bu zikrettiğimiz hadis ilk rivayetleri. Herkese kâle Yahya ibn-i Ma'in fi kitabı. Yahya ibn-i Ma'in kitabında böyle dedi ki, ricali hadisi en iyi bilen bir zattır Yahya ibn-i Ma'in. Ricali hadiste onun sözü ömdedir. O öyle demiş ki, Ebu Salih, Yahya ibn-i Ma'in demiş ki, Ebu Salih, sema'u minel attaf, attaftan sema'i kadimun cidda, kadimdir. Ebu Salih attaftan rivayet etmiyor mu? Çok eskiden rivayet etmiş. Fakat dahil zâlik mutâhir oldu fî mâ sahhâhû Yahya ibn-i Ma'in'in tasih etmiş olduğu hadislere dahil oldu. Neden? Min hadisi Attaf'ın hadisinde. Ebu Salih Attaf'tan rivayet etmiş. Attaf'ın genç zamanında mı yoksa ihtiyar olup da vehem getirdiği zamanda mı? Genç zamanında. Vehem getirmezden evvel rivayet etmiş. Yahya ibn-i Ma'in böyle dediğine göre öyleyse bu bizim rivayetimiz de evet, kim geliyor? Salih Attaf'tan, Attaf ibn-i Halid'den rivayet ediyor. Hadis sahihtir. Attaf ne vakitte zayıflıyor? Ömrünün sonunda. Ebu Salih ömrünün sonunda rivayet etmemiş ki ondan. Ömrünün evvelinde rivayet etmiş. Ma enne Muhammed ibn-i Amr ibn-i Ata. Şununla beraber ki Muhammed ibn-i Amr ibn-i Ata. La yehtemilu mislehâzâ. Bunun gibileri ihtimal etmez, yüklenmez. Evet. Yani Muhammed ibn Amr ibn Ata kimden rivayet etti? Bir reculden. O recul kimse? O recul bir defa meçhul. Bir. Bir de bu bizim rivayet ettiğimiz Ebu Salih Attaf'tan rivayet ettiği hadisi sahih olur Yahya ibn Ma'in'in şey etme istidlaliyle. Fakat Muhammed ibn Amr ibn Ata'da bu yok diyor. وَلَيْسَ أَحَدٌ Hiçbir kimse olmadı ki يَجْعَلُ هَذَا الْحَد۪يسَ Bu hadise kılar سَمَعًا سَمَا kılar لِمُحَمَّدِ بِنْ عَمْرٍ Muhammed ibn Amr'ın eşitmesini kılar عَنْ أَبِي حُمَيْتَ مِنْ حُمَيْتَّنْ Hiçbir kimse bunu kılmadı إِلَّا عَبْدَ الْحَمِيدِ Abdülhamid kıldı. Evet. Şimdi Muhammed ibn Amr ibn Ata dedi ki bir adam bana haber verdi ki 10 sahabi varmış. 10 sahabi de içinde kalkmış Ebu Hümeyd böyle demiş. Peki belki o bir adam Ebu Hümeyd olur. Muhammed ibn Amr ne dedi? Racul dedi. Belki ondan işitmiştir. Yok dedi. Değil. O onu göremedi ki. Ebu Hümeyd'in ölümü kadim. Muhammed ibn Amr ondan çok müteahhir. O onu görmek nesip olmadı. Öyleyse arada başka bir adam var. O başka bir adam kim? O da meçhul. Onun için ehli hadisçe onun senedi, hadisi muteber değil. Evet. Diyor ki evet. İlla Abdülhamid. Abdülhamid Ebu Hamid'den işittiğini kıldı. Ve huve indekum at'ab. Sizin indizde de Abdülhamid daha ziyade zayıftır. Velakinnellezî revâ. Lakin şu bir kimse ki rivayet etti. Hadisi Ebi Hümeyd, Ebi Hümeyd'in hadisini rivayet etti. Ve vassalehu, onu vasletti. Böyle racülün mecülün demedi de doğru. Ravilerin hepsini zikretti. Lem yufassil, tefsil etmedi hükmel cülûs. Cülûsün hükmünü kema fassalehu Abdülhamid, kema fassalehu Abdülhamid, Abdülhamid'in tefsil ettiği gibi tefsil etmedi. Yani daha ziyade mevsuk bir rivayetle gelen onlar oturuyordular. Ya bu, yahut da hükmül cülusi neyi kastetti bununla? Evet. El cülusiyyin, evet. El cülusiyni. İki cülus. Yani Peygamber Efendimiz birinci celsede şöyle oturdu. İkinci celsede şöyle oturdu. Bu tefsilat yok. Sahih rivayetle gelen evet. Ebu Humeyd'in hadisinde
celseler hakkında tefsilat yok. Birincide şöyle oturdu, ikincide şöyle oturdu yok. Halbuki bu zayıf rivayetle gelen, bu sizin rivayetinizde tefsilat var. Var ama bu senede itibariyle kuvvetli değil. Bir de recül diyor. Muhammed ibn Amr ibn Ata diyor ki bir recül. Recül kim? Meçhul. Burası senede itibariyle Hanefilerin senedi kuvvetli oldu, ötekilerin senedi zayıf oldu. Mesela oraya çıkar. حدثنا نصر بن عمار البغدادي بغدادي قال حدثنا علي بن أشكاب قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الرحمن بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك محمد بن عمرو بن عطاء bu kimmiş? Beni Malik'ten bir zatmış. O da kimden rivayet etti? An Ayyâşin ev Abbasi bi sehli. Ayyâş yahut Abbas yazı itibariyle nükteleri kaldırsan bir okunur. Eskiden nükte yoktu ya. İbn-i Sehl, İbn-i Sehl-i Sa'idi. Sehl'in oğlu. Fakat ismi Abbas mi Ayyâş mı? Bunda ihtilaf var. Ondan rivayet eyledi. Ve kâne fî meclisin bir meclisteydi. Bu İbn-i Sehl, fihi Ebu, babası da o meclisteydi. Ve kâne min eshabin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Sehl-ü Sa'idi de Peygamber Efendimiz'in eshabından idi. Ve fil meclis Ebu Hüreyre'de radıyallahu anh, o mecliste Hazreti Ebu Hüreyre'de var idi. Ve Ebu Hüseyin ve Ebu Hümeydin-i Sa'idiyyü minel Ensar. Ensardan Ebu Hüseyin, Ebu Hümeydin-i Sa'idi de var idiler. اَنَّهُمْ تَزَاكَرُوا الصَّلَةِ bunlar namazı zikrettiler. فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدِ Ebu Hümeyd dedi ki اَنَا اَعْلَمُكُمْ لِسَّلَاتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ben Resulullah'ın namazı nasıl kıldığını sizden iyi bilirim. فَقَالُوا dediler ki وَكَيْفَ nasıl bilirsin? فَقَالَ buyurdu ki اِتَّبَعْتُ ذَٰلِكَ مَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ben Peygamber Efendimiz'e ittiba ettim ki bu hususta nasıl namaz kıldığını öğreneyim. قالوا dediler ki فَأَرِنَا bize göster nasıl namaz kıldığı. قال buyurdu Rabbi buyuruyor ki فَقَامَ أَبُوْ حُمَيْدْ قَقْتِي يُسَلِّي namaz kıldı. وَهُمْ يَنْزُرُونَ onlar da bakıyorlar. فَبَدَا başladı فَكَبَّرَ tekbir aldı وَرَفَعَ يَدَيْهِ ellerini kaldırdı نَحْوَ الْمَنْكِبَيْنِ omuzlarının hizasına kadar kaldırdı. Sünne kebbera lirrükû. Sonra rükû için tekbir aldı. Ve refa'a yedîhi eyda. Ellerini kaldırdı. Eyza dediği yani omuzlarının hizasına kadar. Sünne emkene yedîhi. Sonra ellerini mekin kıldı, mühkem kıldı. Min rükbeteyhi. Dizlerinden yani elleriyle dizlerini mühkem tuttu. غَيْرَ مُقْنِعٍ رَاسَهُ başını yukarı kaldırmayıç olduğu halde غَيْرَ مُقْنِعٍ yani başını kaldırmadı غَيْرَ مُقْنِعٍ رَاسَهُ başını kaldırmamış olduğu halde وَلَا مُصَوَّبَهُ başını aşağı eğmediği halde düz ne başını rüküde yukarı dikti ne de aşağı eğdi وَلَا مُصَوَّبَهُ düz tuttu yani. ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ sonra başını kaldırdı rükûdan. فَقَالَ dedi سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ dedi. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ sonra ellerini kaldırdı. ثُمَّ قَالَ dedi اللّٰهُ اَكْبَر اللّٰهُ اَكْبَر dedi. Yani secdeye giderken ellerini kaldırmış yine. فَسَجَدَ secde etti. فَانْتَصَبَ dikti عَلَى كَفَّيْهِ ve rükbeteyhi iki elleri ve iki dizleri üzerine intisap etti. Yani secdede durdu. İki elleri ve iki dizleri ve suduru kademeyhi bir de ayaklarının ön tarafına. Sudur dediği tabi parmakları gelir ayaklarının bu üst tarafı secdeye geliyor. Evet. Yedi aza üzerine. Ve huve sacidun. Halbuki kendisi de Resulullah Efendimiz secde ediyordu. Bu şekilde secde etti. Sümme kebbere sonra tekbir aldı fe celese oturdu. فَتَوَرَّكَ تَوَرُّكَ etti. Nasıl teverrük etti? اِحْدَى رِجْلَيْهِ ayaklarının birisini teverrük etti. Yani büktü, sağdan çıkardı.
ve nesebe kademehul uhra, öteki ayağını da dikti. Evet, ayağının birini dikmiş, tabi o sağ ayağı, öteki ayağını da soldan çıkarmış. Sümme kebbere fe secede, sonra tekbir aldı, secde etti. Sümme kebbere fe kame, sonra tekbir aldı, ayağa kalktı. Felem yeteverrek, orada teverrük etmedi, yani oturmadı hiç. O reketi tamam etti, hiç oturmadan kalktı. Sümme ade, sonra avdet etti. Fereke arrek'atel ukra, ikinci reketi de kıldı. Ve kebbere kezalik, yine böylece tekbir aldı. Sümme celese ba'der rek'ateyni, İki rekati tamamladıktan sonra oturdu. Hatta izâ huve erâd en yenhadel kıyam, hatta kalkmaya murad ettiği vakıpta kâme bi tekbirin, bir tekbirle kıyam etti. Sümme rek'er rek'ateyni, sonra iki rekati tamam etti. Sümme selleme an yeminihi, sonra sağına selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Ve selleme ala şimalihi, soruna da selam verdi. Ey da sağına selam verdiği gibi Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Şimdi bu rivayet mevsul geldi. Racülün yok. Müfem bir adam var mı bu rivayette? Yok. Nasıl rivayet etti? Kimden? Rivayeti söyledi ya. Nesr ibn Ammar el-Bağdadi kimden rivayet etti? Ali ibn Eşkap'tan. O da kimden? Ebu Bedir Şüca ibn-i Velik'ten. O da Ebu Hayseme'den. O da Hasan ibn-i Hur'den. O da İsa ibn-i Abdurrahman ibn-i Malik'ten. O da Muhammed ibn-i Amr ibn-i Ata'dan. O kimden? O da diyor ki Abbas ibn-i Sehel yahut Ayyaş ibn-i Sehel'den bak. Recul demedi, orada zikretti. İbn-i Sehel de eshaptan idi. O da babasından naklediyor. Diyor ki Ayyaş yahut Abbas, benim babam sahabelerle beraber oturuyordu. Ebu Hüseyd ve Ebu Hümeyd ve Hazreti Ebu Hüreyre de o meclisteydi. Ebu Hümeyd demiş ki Resulullah'ın namazını ben sizden iyi biliyorum. Onlar da peki kıl demişler. O da kılmış. Şimdi burada beyan ediyor. Burada birinci celsede şu şekilde oturdu, ikinci celsede şu şekilde oturdu var mı? Yok. Yalnız ne diyor? Bir ayağını dikti, öteki ayağını da teverrük etti, sağ tarafına büktü. Bu var, o kadar. Halbuki sizin rivayetinizde diyor ki şu şekilde kıldı, bu şekilde kıldı, onu da istidlal ediyorsunuz ama bu arada en racülün dedi. En racülün demesi meçhul bir adam soktu. Bu ashab-ı hadis, o onu zayıf olduğundan kabul etmez. Burada da biz öbür şeyde geçen eller yukarı kaldırmada da bu hadise şey yaptık. Bu elleri kaldırmada bunun rivayetini öteki taraf istidlal etti fakat belki taraf daha kuvvetli geldiğinde o meselede belli kaldırmak meselesinde öteki taraf daha kuvvetli geldi. Bu muhaliflerin delillerinden burada. Şimdi bir hadisin tabi birkaç hükmü cami. Bir hükmü cami gelince bize lazım olan yeri burada alıyoruz şimdi. Bu el kaldırma meselesi hallolmuş gitmiş bitti o. Şimdi burada ne deyiz biz? Celsedeyiz. Celsede onlar bu hadisini istidlal ediyorlar. Fakat bu hadisin iki senedi var. Onların istidlal etmiş olduğu senette cülusun keyfiyeti var. Birincisinde Peygamber Efendimiz sağ ayağını dikti, sol ayağının üzerine oturdu. Fakat celse-i ahirede teverrük yaptı diyor. Ya biz de diyoruz ki o hadisi siz o senetle rivayet ediyorsunuz ama o senet zayıf. Çünkü Muhammed ibn Amr ibn Ata en racülin diye bir racülden rivayet ediyor. Bu kim? Bilmiyoruz. Sonra o adam kimden rivayet etmiş? Çıkıp getiriyor kime? Ebu Hümeyde. Ebu Hümeyde eshabdan. Muhammed ibn Amr ibn Ata ile onun arasında uzun bir fark var. Onu görmemiş. Arada bir vasıta var. O vasıta meçhul olduğundan dolayı o vasıtayı bileceğiz ki adalet var mı? Yalancı mı? Fasık mı? Rivayeti müteber mi? Değil mi? Ehl-i hadis bunu kabul etmez. Biz de kabul etmiyoruz. Fakat bak bizim başka bir senedimiz var. Senet mevsul geliyor. Muhammed İbni Amr İbni Ata kimden rivayet ediyor? Ayyaş İbni Sehel'den. Yahut Abbas İbni Sehel. İsminde ihtilaf var. Ayyaş İbni Sehel'den geliyor. Bak malum. Bu bir sahabenin oğlu tabiinden. Ve bunun rivayetinde tefsilat yok. Birinci secdede şöyle yaptı. İkinci secdede şöyle yaptı. Var mı? Birinci cezede, ikinci cezede diye izahat yok diyor. Evet. Onun için bizim rivayetimiz daha doğru diyor. Tefsilat yok. Bir, haddesena Nesr bin Ammar, kala haddesena Aliyyun, kala haddesena Ebu Bedir.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى هذا الحديث هذا أو نحوه. وحديث عيسى عيسى بحديث روايته الذي عيسى من حديثه أن مما حدثه أيضا evet onun hadisindendir İsa'nın hadisindendir ki fil cülus yulusa fil teşehhüdü teşehhüdü en yada'a yedehül yusura sol elini koya ala fahizihil yusura sol uyluğu üzerine ve yada'a yedehül yumna sağ elini de koya ala fahizihil yumna sağ ayağına sümme yuşira fil dua duada işaret ede bi usbi'in vahidetin bir parmakla. İsa'nın hadisinde bu ziyade var. Yani cülus hakkında bir izahat yok. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال عقدي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجتهاد اجتماع التلات في أنبار فنزل نمازين ذكر التلات فذكروا القعود قعود ذكر التلات على ما ذكره عبد الحميد في حديثه Abdülhamid'in zikrettiği vasf üzerine hangi hadisi fil merretil ula birinci merrede zikretmiş olduğu gibi ve lem yezkur gayre zalik bunun gayresini zikretmedi. Evet. Haddesene Ebu'l-Hasenül İsbani kâle haddesene Hişam ibn Ammar kâle haddesene İsmail ibn Ayyaş kâle haddesene Utbetü ibn Hakim Yese bin Abdurrahman el-Adavi عن العباس بن سهل عن أبي حميد السعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فمزن أصحابنا ديدك أنا أعلمكم بالصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله نمازنزي أن إي بلننز بنن قالوا من أين نيرة إي بليورتن قال رقبت من مراقبتم ذلك نماز منه في أمر فمزن إيجا دكتتم حتى حفظت صلاته Resulullah Efendimiz'in nasıl namaz kıldığına dikkat ettim, onu öğrendim. Kale buyurdu ki İbni Hümeyd, Ebu Hümeyd, kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz, izâ kâme ile salâti namaza kalktığı vakıtta kebbere ve refâ yedi. Tekbir alır ve ellerini kaldırırdı hizâe ve yüzünün hizasına. İşte bak yani aynı hadiste yukarıda omuzların hizasına yani aynı zattan Ebu Hümeyd'den rivayet ediliyor ellerini yüzü hizasına kaldırdı. İşte yukarıda okuduk diye. Anladın işte bu eyle Ebu Hümeyt'ten gene ikinci rivayet geliyor. Kebbere bu da Ebu Hümeyt'ten geldi de. Eyle hadis bu. O eyle hadis bir iki senetle geliyor. Birisinde geliyor ki omuzlarına kadar kaldırdı. Birisinde de geliyor ki yüzü hizasına. Feyza kebbere lir ruku فَعَلَمْ اِسْتَسَالِكْ Rüka tekbir ettiği, gittiği vakitte tekbir aldı, genellerini yüzü hizasına kaldırdı. وَاِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُعِ Rükudan başını kaldırdığı vakitte قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ فَعَلَمْ اِسْتَسَالِكْ Yine böylece yaptı. فَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ وَاِذَا سَجَدَ Secde ettiği vakitte فَرَّتِ بَيْنِ فَخِذَيْهِ İki uyluğunun arasını açtı. غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ Evet, karnını hamletmediği halde, yüklemediği halde ala şeyin min fakizeyi uyluklarından hiçbirisine karnını yüklemeksizin yani karnı uyluklarından yukarı durdu. Bir de var ki insan aşağı durur, karnını uyluklarına yapıştırır. Yok. Onu ona yüklemedi. Yani aradan daha derler bir keçi yavrusu geçecek. Ve la müfterişin zira'ihi kollarını da ziralarını da yere yapıştırmadı. Kollar yerden yukarı kalkacak. Yalnız eller secdeye konulacak. فَيْزَا قَعَدَ لِتَّشَهُدِ Teşehhüde oturduğu vakitte اَبْوَجَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى Sol ayağını yatırdı وَنَسَبَ الْيُمْنَى Sağ ayağını da dikti عَلَى صَدْرِهَا Sadri üzerine, ayağını üstü üzerine dikti وَيَتَشَهَدُ Teşehhüd eder. Şimdi bu rivayette tam Hanefilerin dediği gibi. Hem tekbirde hem de teşehhütte. Ellerini üstüne koydu. Sadri ayaklarını mı? Şeylerimizi yani. Zirası yere değmeyecek. Gayrı müfterişin zirayı. Yani bu dirseklerini yere döşemedi. Evet.
ellerini koyacak, dikecekler, yukarıda kalacak. Yani bu kollar yere döşemeyecek. Ona köpek namazı derler. Böyle yolda bazı adamlar hiç dikkat etmiyor. Bazen de kolunu döşemiş, namaz kılıyor. Hocam saf çok sık oluyor, o zaman mecbur kalıyorsun. Yok, ne kadar namaz kılsın, gene dişliklerin kaldırabilirsin. Hayır, adet eder. O sefer yerin dar olması meselesi başka. Her adet, fakatın sevdiği dişini kollarını yere koyuyor. Yani ona ne derler? Hani köpekleriyle kollarını yere koyuyorlar ya. Yani iftira şevken. Secdede de biraz uzan olacak değil mi sen? Az, az bir şey. Karnını yüklemeyecek dediğine göre yani. İşte karnı uyruklarına, uyruklarına dindirmeyecek. Bu karnı uyduklarına basmayacak. Hâdâ aslu hadîs Ebi Hümeyd. İşte Ebi Hümeyd'in hadisinin aslı budur. Leyse fihi, bunda olmadı. Zikrül ku'ud, ku'udun zikri alâ illâ alâ misli mâ fî hadîsi vâid. Hazreti Vâil'in hadisinde nasıl geldiyse Ebu Hümeyd'in hadisinde de öyle geldi. Asıl hadisin râvisi bu. Ama öteki rivayet başka türlü geliyor, fakat onun senedi de zayıf. Senedi zayıf olduğundan ve Hazreti Vâil'in rivayetine muhalif olduğundan kabul edilmez bu. وَالَّذ۪ي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرٍ Muhammed ibn-i Amr'ın rivayet etmiş olduğu en racülün diye rivayet etti ya, فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ Mağruf değildir. O racül kim? وَلَا مُتَّصِلٌ عِنْدَنَا Sonra muttasil de değildir. Yani Ebi Hümeyd'in, Ebi Hümeyd'de. Ebi Hümeyd'e gelmiş değil ki, o adam bir adamdır. O bir adam da Ebu Hümeyd'den rivayet ediyor. O meçhul girdiği gibi hem gayr-ı maruf oldu hem senet muttasil olmadı. لَاَنَّ فِي حَد۪يثِهِ Bu Muhammed ibn Amr'ın rivayetinde, hadisinde olucudur ki اَنَّهُ حَضَرَ اَبَا حُمَيْدْ وَاَبَا قَتَادَ Ebu Hümeyd ve Ebu Katade'ye hazır oldu diyor. وَوَفَاتُ اَبِي قَتَادَ قَبْلِ ذَٰلِكَ Halbuki Ebu Katade'nin ölümü bundan evveldir. Diyor ki o mecliste var idi, Ebu Katade de o mecliste idi. Hani yukarıda da birkaç defa geldi ya, 10 sahabe var idi. 10 sahabenin içinde Ebu Katade de var idi diyor. Halbuki Ebu Katade'nin ölümü evvel. Oraya o zamana yetişmedi ki. قَبْلِ ذَٰلِكَ وَوَفَاتُ اَبِي قَتَادَةَ قَبْلِ ذَٰلِكَ Ebu Katade'nin ölümü evveldir. بِدَهْرٍ طَوِيلٍ Uzun müddet evveldir. لَاَنَّهُ قُتِلَ مَا عَلِيٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Ebu Katade Hazreti Ali رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهِ ile beraber قَتَلَ مَا عَلِيٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Ali ile harpte bulundu. Evet. Ve kudde katbulundu ve sallâ aleyhi. وَلْدِ لَاَنَّهُ قُتِلَ قَتْبُلُنْدِ مَا عَلِيٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Ali ile olduğu vakitte onun ordusundaymış. وَسَلَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ali de onun üzerine namaz kıldı. فَاَيْنَ سِنُّ مُحَمَّدْ اِبْنِ عَمْرِ اِبْنِ عَطَى مِنْ هَذَا Muhammed ibn Amr ibn Ata'nın yaşı neydi? Oraya yerleşecek. Hazreti Ali'nin üç harbi var. Sıffin, Cemal, Nehrvan ve Kasi. Bunların birisinde o katledilmiş. Hazreti Ali de onun cenaze namazını kılmış. Bu vakitte Muhammed ibn Amr dünyada yoğmuş. Nerede görmüş? فَلَمَّا كَانَ الْمُتَّصِلُ وَقْتَكِ مُتَّصِلُ اُلْدِ عَنْ اَبِي حُمَيْدِ Ebu Hümeyd'den senedi muttasil ile gelen rivayet oldu. مُوَافِقًا لِمَا رَوَى Vâil Vâil'in rivayet ettiği hadise muvafık oldu. Ebu Hümeyd'den senedi sahih ile ve muttasil olarak gelen rivayet Vâil ibn Hücr'ün rivayetine muvafık oldu. سَبَتَ sabit oldu. الْقَوْلُ حُكُمْ بِذَٰلِكَ Bununla hükmetmek sabit oldu. وَلَمْ يَجُزْ خِلَافُهُ Bunun hilafı caiz olmadı. مَعَمَا şununla beraber ki شَدَّهُ bunu mühkemledi. مِنْ تَرِيقِ النَّزَر Nazar tarikiyle de mühkemledi. شَدَّهُ bağladı demek. Yani nazar kıyasla bunu teyit etti. وَذَٰلِكَ bu nazar da اَنَّا رَأَيْنَا biz gördük. الْقُعُدَ الْاَوَّلْ فِي الصَّلَةِ Namazda birinci kadeyi gördük. وَفِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ iki secde arasındaki kuudi de gördük. فِي كُلِّ رَكَتٍ her bir rakette ki هُوَ o kuud nedir? اَنْ يَفْتَرِشَ الْيُسُرَى sol ayağını döşeye فَيَكُدُ عَلَيْهَا onun üzerine oturur. Gerek birinci tahiyyatta gerek iki secde arasındaki oturuş nasıl? Sol ayağını döşeyecek üzerine oturacak. Teverrük yok. اِلَيْسَ ثُمَّ اَخْتَلَفُوا فِي الْقُعُودِ الْأَخِيرِ Şimdi bunlarda ihtilaf yok. Birinci kadede ihtilaf yok. İki secde arasında da ihtilaf yok. Yalnız ihtilaf nerede?
son kadede ثُمَّ اَخْتَلَفُوا فِي الْقُعُودِ الْاَخِيرِ Kuğudu ahirde ihtilaf olundu. فَلَمْ يَخْلُمْ مِنْ اَحَدِ وَجْهَيْنِ Öyleyse bu ihtilaf iki vecihin birisinden hali olmadı. اَنْ يَكُونَ سُنَّةً اَوْ فَرِيدَةً Ya sünnet ola, ya farz ola. Bu sonki kuğudun oturuş şekli, oturuş şeklinde ihtilaf var ya, bu ihtilafla hangi tarafın dediği olursa olsun, bu şekilde oturmak, teberrük oturmak, yahut da ayağının birisinin nasip edip öteki üzerine oturmak sünnet mi farz mı? Bunda bunu aradık diyor. Ve inkâne sünneten eğer sünnet ise fe hükmuhu hükmül ku'udil evvel. Eğer o ku'ud sünnet ise onun hükmü birinci kade, birinci celsedeki, teşebbüteki celse o sünnet değil mi? O sünnet, bu da sünnet, onun hükmü gibidir. Ve inkâne faridaten yok farz ise فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقُعُودِ فِي مَا بَيْنَ السَّجْدَتِينَ İki secde arasındaki celse farz. Öyleyse onun gibidir. Demek ki son teşehhütteki oturuş ya sünnettir ya farzdır. Eğer sünnet ise sünnet olan elimizde bir oturuş var. O da ne? Birinci tahiyyatta oturuyor. Onun gibidir. Yo efendim farzdır. Farz ise iki secde arasındaki cülus farz değil mi? Farz onun gibidir. Çünkü iki secdenin arasında cülus olmasa bir secde sayılır olmaz. İlla kalkıp oturacak ki. Farz orada. Öyleyse ona kıyas ederiz. Sünnet ise ona, farz ise ona. İkisi de elimizde var, evet. İnkâne sünneten, sünnet ise fe hükmuhu. O son teşehhütte oturmak hükmül ku'udil evvel. Birinci kadenin hükmü gibidir. Ve inkâne faridaten, farz ise fe hükmuhu. Son teşehhüde oturmak hükmül ku'udi fîmâ beyne seccideteyn iki secdenin arasındaki oturmanın hükmüdür. Fesebete bizalik bununla sabit oldu mâ ul bir şey ki revâ vâilü bünü hücrin vâilü bünü hücrin rivayeti sabit oldu ve huve kavlu ebi hanifete ve ebi yusufe ve muhammedin rahimahullah bu iç imamın kavli de budur. Vakat kâle كما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوز عن المغيرة عن إبراهيم مغيرة إبراهيم النخيل روايته إلى ذكي أنه كان يستحب مستحب كرودي جزل كرودي إذا جلس الرجل في الصلاة bir adam namazda oturdu mi o müstehap görürdü ki en yefrişe kademehül yusra sol ayağını döşeye alel ardı yere sünne yeclisi aleyha anın üzerine oturar. İşte öyleyse bu da İmam Ebu Hanife'nin reyini teyit ve takviye eylediği. Var mı vakıda? İttibâbü teşehhüdü tussalâ keyfe huvâ.